Merhaba arkadaşlar, Aydu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir beze ile kat kat katmer tarifi hazırladım. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Buyurun bu güzel katmer tarifinin yapımına geçelim. İlk olarak hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma kabının içerisine yarım paket yaş maya veya 1 yemek kaşığı kuru mayayı alalım. Kırıklayalım. Üzerine 1 adet küp şeker ilave edelim. 2 su bardağı ılık su ilave edelim. Maya ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Maya ve şeker eridikten sonra üzerine ilk etapta 4 su bardağı un ilave edelim. Toplamda 5,5 su bardağı un ilave edelim bu tarif için. Unun üzerine de 2 tatlı kaşığı tuzunu ilave edelim. Yumuşak bir hamur olana kadar yoğuralım. Kesinlikle katı bir hamur yapmayalım arkadaşlar. Bu tarif için yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Ve bu ölçülere de 5,5 su bardağı un tam geliyor. Ama siz yine de kontrollü ilave edin. Çünkü her un farklılık gösterebiliyor. Her unun kalitesine göre değişebilir. Bakın bu şekilde hamurumuz yumuşak olacak. Hamurun yoğurma işlemi bittikten sonra şöyle bir hamuru toparlayalım. Ve yoğurmuş olduğumuz hamur mayalanması için hamurun üzerini örtüp yarım saat ile 45 dakika kadar hamuru mayalandıralım. Havaların soğukluğuna göre mayalanma süresi artabilir arkadaşlar. Havalar soğuksa 1 saat bile bulabilir mayalanması. Ama eğer havalar sıcak yazın bu tarifi yaparsanız yarım saatte de hamurunuz mayaya gelir. Ara katlarına sürmek için 100 gram tereyağını küçük bir tavanın içerisine alalım. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim ve tereyağını eritip kenara alalım. Hamur mayalandıktan sonra üzerini açalım. Hamurun havasını alalım. Sonra havasını almış olduğumuz hamuru 4 bezeye bölelim. Hamuru bezeledikten sonra merdane yardımıyla masanın üzerine unlayalım ve merdane ile ince olacak şekilde hamuru açalım. Bakın bu büyüklükte açıldı mı yeterli. Sonra eritmiş olduğumuz tereyağını karıştırıp hamurun her tarafına gelecek şekilde
Tereyağını alıp hamuru güzel yağlayalım. Sonra üzerine biraz şöyle un serpelim. Ve hamura katlama işlemini verebilmek için gördüğünüz şekilde ister bıçakla ister böyle bir aparatla hamura çizikler atalım. Böyle biraz hamurdan keselim. Bakın bu görmüş olduğunuz şekilde aralıklı olacak şekilde hamurdan keselim. Sonra videoda gördüğünüz şekilde hamuru katlayalım. Sonra bu katlamış olduğumuz hamuru kenara alalım. Ve aynı işleme bütün hamurlar bitene kadar devam edelim. Ve bütün hamurlar bitene kadar diğer hamurlar da yani açıp katlamış olduğumuz hamurlar da dinlensin. Yine aynı şekilde hamuru açıp üzerini komple yağlayalım ve yağlamış olduğumuz hamurun üzerine biraz un serpelim. Ve yine görmüş olduğunuz şekilde hamurdan keselim. Ve yine videoya bakarak katlama işlemini uygulayalım. Hamurları açıp katlama işlemi bittikten sonra ilk katladığımız hamurdan başlayalım. Yine masanın üzerine alıp biraz unlayalım. Üzerine de biraz un serpelim. Ve merdane ile böyle çok fazla inceltmeden bu şekilde hamuru açalım. Ama ince yapmayın arkadaşlar. Böyle biraz hamur kalın kalsın daha güzel oluyor. Sonra dikkatli bir şekilde hamuru alıp fırın kağıdı serili tepsinin üzerine hamuru alalım. Bu arada fırının ayarını da 250 dereceye açalım. Fırın iyice bir ısınsın. Alt üst ayarda 250 derecede pişirmemiz gerekiyor. Bütün hamurları bu şekilde açtıktan sonra tepside hamurları bir 10 dakika dinlendirelim. Sonra hamurların üzerine sürmek için bir adet yumurta ve bir yemek kaşığı sütü alıp güzel çırpalım. Sonra bu karışımı hamurların üzerine sürelim. Fırça yardımıyla sürelim. Sonra bu katmerleri önceden ısıttığımız 250 derece alt üst ayarda altı üstü güzel kızarana kadar pişirelim. Katmerlerin altı üstü güzel kızardıktan sonra fırından çıkartalım. Üzerlerini örtüp bir 10 dakika dinlendirelim. Daha sonra katmerleri alıp ister dilerek ister bölerek istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Tek işlemle kat kat katmer yapmanız mümkün.
Bakın size keserek içerisinde göstereyim. Çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Hem kokusu, hem dokusu, hem görüntüsü şahane bir tarif. Sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden deneyin. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeniye basmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bildirim zilini açarsanız paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bana bu videonun içeriğiyle alakalı tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinize tek tek dönüş yapacağım arkadaşlar. Tek seferde hazırladığım kat kat katmer tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.